Merhabalar arkadaşlar, sizlere bugün civciv ünitemizi göstermek istiyorum. Civcivlerimizi göstermek istiyorum. Yani Cüören işte. Daha gerisine ne diyeyim ben size. Çok kalabalık bir ünitemiz var. Çok harika bir ortamımız var. Cüce koşinlerimiz var, brahmalarımız var. Hele bu ufaklığına baksana. Aynen. Seveceğim bir ortamımız var. Hepsi birbirinden tatlı, hepsi birbirinden güzel. Koşamalarımız var, porselenli gorinlerimiz var, brahmalarımız var. Var da var. Bayan dotlarımız var. Hepsi var. Şöyle yavaştan içeriye de gireceğim. Biraz sizlerle sohbet muhabbet edelim. Ve civcivlerimizi de yakinen gösterelim. İspencimiz de var. Şuranın kalabalığına bakar mısınız arkadaşlar? Çok kalabalık bir ortam. Kalabalık ortamda hastalık da çok olur. Bu hastalıkları yenebilmek için de maalesef bekleyip göreceksiniz. Sonra tedaviler yapacaksınız. İşte yani kolay iş değil. Bu işler zor işler arkadaşlar. Ama olmayacak veya da imkansız diye bir şey de yok. Tamamen artık sizin tecrübeleriniz, işte emeğiniz, çabanız sonucunda güzel şeyler oluyor hayatta. Hele bu daktırlara baksana. Dersen kötü adammışsın. Ha? Sen ne kadar dertlisin hele. Ha? Sen bir tavuk musun? Hı? Çok tatlısın sen ama. Lan güzelliğine kurban oluyorum ben senin. Maşallah subhanallah. Paçasını sevdiğim seni. Pontik pontik dolanıyor. burada da pontikler var. Pontikler biter mi? Her yerde pontiklerimiz var arkadaşlar. Lan dertliliğine bak. Maşallah subhanallah. Şimdi üretim yaparken işte bunlar daha küçücük de bekken, daha mina minnacıkken, hatta şu an yine civcivlerim çıkıyor. İnsan bakıyor ve düşünüyor. 9 ay, 7 ay, 8 ay cinsine göre büyüteceksiniz, bakacaksınız ve yumurtaya çıkacak bu hayvanlar. Ne kadar uzun bir süre değil mi arkadaşlar? İşte emek bu. Bakacaksınız, bebeğiniz gibi hepsiyle her gün ilgileneceksiniz, yedireceksiniz, içireceksiniz. Hastalanınca ilaçlarını vereceksiniz, iğnesini vuracaksınız. Bir de baktınız serumunu bile takacaksınız. Ölümler olacak, hepsi yaşamayacak. Bunları göz önünde tutacaksınız, kabul edeceksiniz. Ki arkadaşlar bu işi yapabilirsiniz. Tavukçulukta, kanatçılık hayvancılığında her zaman hastalık diz boyudur. Yani çok görülür. Çünkü hele de sürünüz kalabalıklaştıkça daha da çok görürsünüz. Buradaki aslında en ufak püf nokta şudur arkadaşlar. Ne kadar karışık o kadar çok hastalık demektir. Eğer öz bir bakım yaparsanız hayvan sayınız az olur, cinsiniz aynı olur. İki cinsten fazla bakmazsınız veya de üç cinsten fazla bakmazsanız o zaman daha garanti bir familyanız olur, hastalıklarınız da az olur. Ama bizim gibi ortalığı karıştırırsanız, sürüde bol bol hayvanlar olsun isterseniz, cücüleriniz farklı farklı olsun isterseniz de hastalıklara maalesef kabul edeceğiz. Ay benim Trump'ım. Yeni Trump gelir hafta. Haydi bakalım inşallah sıra sağlıklı cücüler. Şimdiden herifler de başlamış cücüler amur. Neyse yavaştan çıkıyorum arkadaşlar. Hal böyle. İnşallah Rabbimiz nasip eder de güzel şeyler yaşarız. Orada bir tane tayof gördüm. İşte Tokyo. 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 Kızım orada bir şey var. Orada kim var? Kurt mu düşmüş ha o? Sen kimsin? Vaha. Yumurta saldılar oğlum. Tamam. 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 Kurt sezemedim. Yalnız tam kurt düşürecek yeri arkadaşlar. Oraya kurt düşerlerse de kesin yatırırım. Şöyle bir habeşlerimize de bir göz atalım. Şşt, şşt, şşt. Şşt. Çocuk, tayuhlar nerede? Yumurta mı salirler? Kurt mu düştüler? Bilmiyorum, herhalde kurtlar. Neyse, daha fazla cilmiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum. Tayuhlar mı? Çok da serin burası. Neyse. Güzel, keyifler yerinde ya. Sağlıklı olsunlar, keyifler yerinde olsun arkadaşlar. Başka da bir şey istemiyoruz tabii her zamanki gibi. Rabbim hayırlısı nasip eylesin. Aha bizim horozumuz yine
celallendi. Bak 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 bak. Oğlum daha dur. Daha dur, az daha böyle, ondan sonra heriflen millete ya. Şş, bana bile heriflen ediyor. Bak bak bak. Kral abi, kral. Her sabah kafes açacağım ya. Her size bir heriflenir, hatır seni bir de tek başına. Sen cet bir ballıya bulaş bakayım sen hele bir. Sen bir cet ballıya bulaş, bir görürüm ben senin çarığın boyunu. Heh, seni gidi seni. Arkadaşlar, hal böyleydi. Kümesimdeki yeni feriklerimi gösterdim. Bu ferikler nasip olursa büyüyecek. Yarısı ölecek, yarısı kalacak. Neyse ki işte. Nasip kısmet. Gerisi de teferruattı bizim için. Harikalar diyarında olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın, bay bay. Severim sizi, bilirim. Hem yorumdusuz, hem de like attınız, hem de benden bir şeyler ettiniz.